Burada yakalandık. Arabamın saçı doldu. Şimdi... Edirne'de öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli yağmur ve dolu yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle Kapıkule sınır kapısı civarında etkili olan ve yumurta büyüklüğünde yağan dolu, dönüş yoluna geçen gurbetçi ailelerin araçlarına ve bazı tırlara büyük zarar verdi. Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı yağmur uyarısının ardından bugün öğle saatlerinde kuvvetli yağmurla birlikte dolu yağdı. Yağış sırasında yurt dışına çıkış için bekleyen araçların camları ve kaportaları büyük zarar gördü. Yaz tatilini memleketlerinde geçirdikten sonra yaşadıkları ülke Almanya'ya gitmek üzere dönüş yoluna geçen Kahramanmaraşlı Kılıç ailesinin otomobili dolu yağışından büyük zarar gördü. Gurbetçi aile dönüş yolunda korku dolu anlar yaşadı. Otomobil sürücüsü Ali Küperi Kılıç, yağış sırasında otomobillerinin büyük zarar gördüğünü belirterek, Türkiye'de tamirini yaptırdıktan sonra yollarına devam edeceklerini söyledi. Döneceğiz geri tekrar baba eskiye. Baba eskide ön camımızı taktırıp tekrar yola çıkacağız. Geçmiş olsun efendim. Tamam, teşekkür ederim. Anlatır mısınız? Nasıl? Olay aniden yakalandık. Tolya olduğumuz yerde arabaya park ettik. Dinmesini bekledik Tolu'nun. Tolu'nun durdu, ondan sonra arabalarımızı kenara çektik, park ettik. Böyle bekliyoruz. Jandarmayı bekliyoruz. Biraz ufak çocuk vardı benim, o ağladı. Girdi geçti. Dolu yağışı Kapıkule yolunda tırlara da büyük zarar verdi. Bugün Kapıkule'de öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı gördüğünüz gibi yurt dışına ihraç edilen sıfır araçlara da büyük zarar verdi. Yumurta büyüklüğünde dolu yağdı gördüğünüz gibi ve birçok gurbetçi aracı da yolda yakalandı doluya ve araçlarda da büyük hasar meydana geldi. Tır şoförü Abdullah Abdullah tırın dorsesindeki sıfır araçların doludan zarar gördüğünü söyledi. İşte geldik buraya, dizildik yani kuyruğa kapıyı geçmek için. İşte bu geldi başımıza. Birdenbire bayısının tolu mu yağmaya. Arabalar feragat oldu. Tırın camı kırıldı. Farlar kırıldı. İşte öyle. Korkunçtu yani. Çok korkunçtu. Sıfır araçlar büyük zarar gördü. Sıfır araçlar büyük zarar gördü. İşte resimde gördüğünüz gibi. Yani her şey mahvoldu. Bulgar'a gidiyorlar. Bulgaristan'a. Kullanılamaz hale geldi değil mi? Evet evet. Araçlar kullanılamaz hale geldiler. Ya işte sigorta karşılasın yani, şey etsin şeyini. Yani benim bir şey yapacak bir şey yok. Öte yandan hava sıcaklığında birkaç derece düşüş yaşanırken meteorolojinin tahminlerine göre Edirne'de yarın sağanak yağış beklenmiyor.